Günaydın, günaydın canlarım, günaydın. Bugün Ramazan'a bir gün kaldı. Ben de dedim ki bugünü bir vloglayayım. Bugün sizlerle birlikte kahvaltı hazırlayacağız. Saçımı boyayacağız. Böyle günlük şeyler yapacağız. Belki burayı falan süpürürüm. Dur şu kapıyı kapatayım. Hava güzel bugün, ortaca güneşli. Yarın Ramazan, erken kalkın çocuklar, size annemin çiçeklerini göstereyim. Bilmiyorum ama güzel açmış. Annem diyor ki bunu sokağa bırakacakmış. Ben üzüldüm. Bu bizim bir şeyimiz. Bu da franzola ve aloe veramız. Saçlarım bir tık yağlı. Ama dediğim gibi bugün şey yapacağız. Saçımı boyayacağım için yıkanmadım. Aslında size güzel açacaktım da sonra dedim ki hani Meloş zaten saçını boyayacaksın, o zaman şey yaparsın. Yani bugün cilt bakımı falan da yapalım istiyorum. TikTok'ta bir şey gördüm, bunu deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Böyle bir kajun baharatı mı ne varmış? Herkes bunu böyle patateslere atıyor falan. Bakın şimdi size koklayacağım, bekleyin. Şöyle koyayım size, tamam mı? Hayatımda bu kadar kötü kokan bir şey az görürsün, yemin ediyorum. O kadar kötü ki ne kokuyor biliyor musun? Kereviz, böyle bir ıslak bez düşün, tamam mı? Onu böyle kullanmışsın, koymuşsun lavabonun üstüne. O da böyle kala kala kokmuş. Öyle kokuyor. O kadar kötü ki bunu yiyenin gerçekten, bilmiyorum, kendine saygısı yoktur. Çok özür dilerim ama yoktur. Belki tadı çok güzel olabilir patatesin ama sanmıyorum böyle bir şey güzel olabileceğine. Annem tost istiyor. Tripodlarımı falan da getireyim. Tost yapacağım. Annem gezmeye gitti. Biz babamla bugün evdeyiz. İşte babamı da çekeyim. Günaydın. Takipçilerime günaydın demek ister misin? Herkes seni özlemiş. Demişler ki baban ne kadar yakışıklı. Ne diyorsun bu konu hakkında? Yakışıklılığa bakın maşallah yazın aşağıya. Nazar değiyor. Yıkandın mı Çer? Oo. Saatler olsun çiçeğim. Tost yiyelim mi? Olur. Bakın. Tamam. Bu zamanda yaptığım sinir krizinden, geçirdiğim sinir krizinden bahsediyorum. Bildiğiniz üzere benim babam bir ev yaptırıyor. Arka tarafa. Her neyse, iki katlı tatlış bir ev. Buraya kadar sıkıntı yok. Vaat edilen ev kocamandı ama şu an girecek olduğumuz ev küçücük. Uzunluğu benim odamla aynı. Kendi geniş odama bile zor sığıyorum. bu odama göre oda 90 santim daha dar. Yani o 90 santim küçücük gelebilir ama yani metrekare bazlı çarptığında kocaman bir alan hiç oluyor. Ve ben nasıl sığacağımı hiçbir şekilde bilmiyorum. Buradan mimarlara sesleniyorum. Sayın Türkiye Mimarlar Odası Başkanı. Bana bir mimar bulur musunuz? Ücretsiz çalışabilecek. Karnını doyurabilirim falan. Gerçekten çok üzüldüm ya. Mesela atmam gereken bir sürü şey olacak. Ama atmak istemiyorum ve ev 2 artı 1, biz şey istedik. Biz gene abimlerle alt üstte oturacağız. Annem dedi ki, yandan da sucukları doğrayayım. Şey olsun dedi, abim ya sonuçta apartman olunca metrekareler aynı oluyor, altı ve üstü. İstediğimiz gibi yaptırıyoruz lan. Abimlerin 3 artı 1 iken bizim 2 artı 1. Mesela bizim bu ev 3 artı 1, bir tane de salon, 2 tane de salon var. Yani 4 artı 1. Ama şöyle bir sıkıntı var, biz bir odayı ardiye olarak kullanıyoruz. Hani her şeyimizi oraya koyuyoruz. Ama şu an koyacak hiçbir yerimiz yok. Hani mutfağımız bile bitişik, böyle L şeklinde. Zaten inşallah Allah nasip ederse birlikte kuracağız orayı da. Bilmiyorum ne olacak. Yani çoğu şeyden feragat etmem gerekecek. Ya da alanım hiç kalmayacak. Böyle şu koridordan şey var ya içinde kapsüllerden. Onlar gibi yaşayacağız. Kilo vermem gerekecek. Çünkü dar olacak. Bilmiyorum ya. Çizimlerde 12 metrekare görünüyor ama 12 metrekare şey mesela YouTube'da aratıyorum, o kadar küçük odalar ki. Bir kere benim yatağım büyük. Sonracığım gardırobum 2 metre. İşte desuvarım var 1.20, şifon yerim var 90 santim. Hani küçüklere atacağım. Atmayacağım da birine vereceğim. Mesela diğer odada duran bir tane şeyim var. Bu askılık var ya, sırf onu video çekmek için almıştım. O gidecek. Bisikletim var, hadi onu balkona koyarız bir şekilde. Sonuçta hani şey,
Balkonlar geniş. Balkon da abim demiş ki öne bakmasın, arkaya baksın. Ya nasıl bir mantıksa. Neyse. Yani ne yapacağız bilmiyorum. Bir babamın odası geniş. Babamın odasının da şöyle bir dert var. Mesela annemler babamı hasta yatağı alacak. Öyle olunca da annem de kendine bir tane küçük yatak almak zorunda. Annem de yatağının boyutu da 2.20'ye 2.40 mı öyle bir şey, devasa bir yatak. Hop, pardon canlarım. Bana diyor ki sana vereyim yatağımı diyor. İşte sen de başlık falan alırsın diyor. Çünkü onlarınki yeni. Ben dedim ki anne dedim, onu alırsan dedim, hiç kıpırdayamam. Ben hatta şey düşünüyorum. Ulan diyorum, acaba küçük yatak falan mı alsam? Böyle garip bir olayın içindeyiz. Ya ben şey istemiyorum. Ben çok eşyayla mutlu olan bir insanım. Gördüğünüz bakın mesela şuraya. Hazır mısınız? Burada bir dünya şey var. Burayı da mı düzeltsek bugün sizlerle? Hazır annem de yok. Yani ne yapacağım, ne edeceğim? Hiçbir bilgim yok. Nasıl taşındık? Herkes şey diyor. Ben gözümü açtığımdan beri bu evdeyim. Yani duygusal bir bağım var. Böyle garip hissediyorum. Bir arkadaşım da şey dedi. Bir de o taraf arka tarafta. Burası caddeye bakıyordu. Gerçekten şeyim böyle. Korkuyorum. Hani annemler yazlığa gidiyor. Ben orada tek başıma ne yapacağım? Hoş abim var altta ama bilmiyorum ya. Buradan hiç gitmek istemiyorum. Acaba şey mi yapsam? Kendim atarım buradan, gitmeyeceğim gibi. Öyle böyle şey içindeyim. Hani bir belirsizlik var. Şöyle ekmeklerimizi koyuyoruz. Burnum tıkalı ve buralarım ağrıyor. Ama bakıyorum internetten sinüzitte buralarınızın da ağrıması gerekiyor. Aa, buraya basınca nefes alamadım diye. Demek ki buradan geçiyor şeyler. Bilmiyorum, buram ağrıyor. Bunun çaresi nedir? Aa, gözüm üstü ağrıyor. Galiba benim boynumda şey var. Bir böyle düzleşme mi var, sinüzit mi var bilmiyorum. Ben zaten yüzüstü yatıyorum. Bir tane otelde çalışırken benim Özgül abla vardı. Buradan izliyorsa selam. Yüzüstü yatıyorsan dedi zaten dedi fıtık olursun dedi. Boynun kireçlerine dedi. Gerçekten öyle. Ben bir ara Marmaris'teyim. O arada şey böyle. Midem çok hassas. Çok bulanıyor. Böyle yemekten her şeyden dedim ki gideyim pusayım. Bir de böyle şeyim öyle. Akşamdan kalmayayım. Hangover. Kusayım dedim. Bir eğildim. Belimden bir şey tak dedi. O sesi duydum ve aklımdan hiç çıkmıyor. Bildiğin şey oldu böyle. Tak dedi. Neyse. Ben kaldım mı böyle. Böyle gittim. Dedim Fatoş Hanım. Ben kambur muyum? Böyle. Hani yatsan yatamıyorum. Dondurmacıda çalışıyordum o arada işte Marmaris'te. Eğilemiyorum, kalkamıyorum. Şefanur var yanımda sağ olsun diyor ki o da böyle şey hani hastalık hastası benim gibi. Biz ikimiz de şeyiz böyle ilaç. Allah Allah, ağrımasın bir şey. Gelemez. İlaç var mı? Kız dur bende iğne var deyip iğne veriyordum falan. Hani git hemşireye vurdur gibisinden. Onu da çok seviyorum. Özledim onu. İşte kaldı benim böyle. Diyorum ki Fatoş Hanım'a gittim, bizim muhasebeci. O ilgileniyor bizle. Dedim hani ben böyle ben kötü oldum. Dedi ki çay iç falan düzelir. Dedi, yok çay içeceğim, bir şey olmuyor. Sonra dedi ki senin dedi bizim çıkıkçı var dedi. Senin dedi beline dedi hava girmiş. Ulan hava niye benim belime girsin? Neyse bana ilaç falan verdi Özgül abla, kas gevşetici falan. Ben onu bir içtim, bir düzeldim. Ama bir hafta falan buldu böyle, yürüyemiyorum, eğilemiyorum. Yüzüstü çok rahat yatıyorum ama kalkamıyorum. Dönme ihtimalim sıfır. Yani çok zor bir haftaydı. Hatta iki hafta falan sürdü. Çok zordu. Gidiyordum denize giriyordum falan açılsın diye. Şey izlemiştim o ara. Eklem ağrısı çeken bir tane kurt köpeği vardı. Belki bilenler bilir. Hatta adamla suyun içinde fotoğrafı var şeymiş. Adam köpeğinin beline iyi geldiği için, eklem ağrısına iyi geldiği için onunla birlikte soğuk suya giriyormuş. Ben de gidiyordum, ben Marmaris'in bir şeyi var böyle soğuk su akan yeri. Gidiyordum oraya, içine yatıyordum falan. Zordu benim için. Bu arada bugün akşam yemeği yemeyeceğim. Bir buradan bilginiz olsun. Çünkü akşam video çekmek istiyorum. O yüzden yemeyeceğim. Lütfen buradan bilginize. Bir de dün şey izledim. Gözlerinin Ardından diye bir tane mini dizi. Ya o kadar güzel ki. Ya ben biraz şeyimdir böyle başlamadan önce. Hani telefona baktığım için hani güzel olsa bile film böyle ara ara bakınca odaklanamıyorum. Sucuklarımı koyuyorum bu arada. Bugün telefonu bırakıp izledim ve hani bir diziyi bitirdim sanırım. Aşırı güzel. Gözlerinin Ardındaydı sanırım Netflix'te. Şey böyle. Adam psikolog ve zenci kız bunun yanında çalışıyor. Adamın karısı da böyle yıllar önce akıl hastanesinde yatmış bir kız. Kız çok zengin, varlıklı bir ailenin kızı. Ama kız zihinsel olarak astral seyahat yapıyor. Bunu öğrenmiş. Kız böyle değişik bir kız. Kocasının onu kimlerle aldattığını falan her şeyi izliyor böyle astral seyahat yaparak. Ya gerçekten değişik bir film. Bu zenci kız da işte kocasının onu aldattığını öğreniyor. Ama kadının hiçbir arkadaşı olmadığı için
Aslan seyahatle kocasını aldattığını öğreniyor. Kendisini o kadının aldattığını öğreniyor. Sonra işte kadınla arkadaş oluyor. İşte onunla karşılaşmak için bir şeyler yaratıyor. Neden? Uygun zemin hazırlıyor. Ve aşırı güzel bir film. İşte ben şu an 5. bölümde falanım. Bu arada hemen çayı koyayım. Konuşarak yemek istemedim. Hızlandıracağım. Allah kabul etsin. Şimdi ben biraz dizi izleyeyim. Yemekten sonra görüşelim. Evet ben geldim. Şimdi almıştım Pink Rodomiret. Şöyle bir de şurada yarım var. Bu arada herkes istemiş. Saç boyasıyla ilgili aslında böyle bir videom vardı. Şimdi arkadaşlar bu benim 1,5 aylık falan saçım. Ya benim diplerim çok koyu olmadığı için ben çok yapmıyorum hani. Kumral benim diplerim aslında. Hoş şu an siyah duruyor ama kameradan öyle. Bir ayda 2 kere anca boyadım. Ve gerçekten kalıcı. Bu zaten su bazlı bir boya. Şöyle içine koyuyorum. Nasıl akacak bu? Bana geçen sefer demiştiniz. Saç kremi koyarsan işte saçının rengi daha açık olacak. Böyle bir şey yok. Hiçbir faydası olmadı ama birazcık koyacağım. Bu arada şöyle bir durum var. Siz beni şu an kırmızı saç olarak görüyorsunuz. Ama buradaki renk bildiğin pembe. Şu an saçıma bakıyorum. Evet şu an saçım gerçekten pembe ama siz niye bilmiyorum öyle görüyorsunuz. Kameradan sanırım. Acaba dedim bunu da mı boyasam? Bunu ben dolaba satışa koymuştum gerçek saç. Sonra dedim ki vazgeçtim. Bir tane daha var benim bildiğiniz o kahküllü olan. Bu düz. Bu arada bunu dolap hesabından bakabilirsiniz. Vazgeçtim çünkü pembeyi döndürmek çok zor oluyor. Dolap hesabımı da şuraya bırakacağım. Genç büyük beden. Cidden çok güzel. Bayağı da uzun. 500'e 600'e koyacağım. Bakabilirler. Yür saçlarım olsun. Böyle buralarıma düşsün falan böyle attırayım. Ama maalesef. Neyse Allah sağlık versin diyorum. Ve devam ediyorum kaş almaya. Diyoruz. Kavisli. Kavis istemiyorsanız kavissiz. Sonra ısıtıyoruz. Açtık. Şimdi kaşımıza yapıştırıyoruz. Sonra buraya da yapıştırdık. Çekiyorum. Hazır mısınız? 1, 2. Aa! Ay umarım kaşım gitmemişti. Bir sürü şey var. İyi hala sağlam. Bakın. Çok oldu. Hazır mıyız? 1, 2. Ah! Yemin ederim kaşım çıktı.
Kaşım çıktı. Of çok acıdı. Bakayım hemen. Hala duruyor lan üstleri. Hemen bir tane daha. Kestik kavis. Şöyle aldık. Tamam. Tamam. Hazırız. Şimdi iyice sıtışıyoruz. Normalde fan şeyle yapıyordum da. Bulamayacağım şimdi onu. Çünkü dün topladım. Her yere kaldırmış olabilirim. Şimdi bu sefer görerek yapıştıracağım. Tam şurada. Yapış Allah'ın cezası. Tamam. Şimdi sıra sende. Açıl. Açıl. Biz bir. Ah. Bu sefer aldı. Vallahi aldı iyiyiz. Temizlendi vallahi. Sizin de şey oluyor mu böyle? Temizlenmiş hissediyor musunuz? Kaşınızı alınca. Aa! Çok acıdı ama pırıl pırıl oldu. Şu an kaşım yok gibi duruyor ama. Burada benim bir tane yüz nemlendirici maskem var. Onu yapacağım. Aşağıya da bırakırım. Bundan çok memnunum. Kokusu harika. Hop. Bana bu maskeleri Biobel'in de fundu ama onu bırakırım aşağı. O bıraktı. Bıraktı diyorum. O gönderdi. Teşekkür ederim buradan gene ona. Oradan alabilirsiniz. Ve Trendyol'dan da bırakırım. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Cidden çok güzel. Kokusu çok güzel. Şöyle bıraktım. Bu arada bu maske 30 dakika falan bekleyecek. Haberiniz olsun. Sonra bunu birlikte sayacağız. Bir şey oldu. Dedim ki kahve yapayım, elim yandı. Şuraya hep döktüm. Şu an moralim aşırı bozuldu. Kalkıp kahve yapmak da istemiyorum. Sinirlendim. Yüzüm hala kurumamış. Maskem kurudu. Sizin için soyacağım. Wow. Bakın. Böyle bayağı topladı. Siyah şeyleri, noktaları. Cildim yumuşacık şu an. Au. Yalnız şey olayı çok güzel. Kalın maske. Hani bu bildiğimiz siyah maskeler gibi değil. Gel gel. Saçlarımı yıkayalım. En son da görüşmek. Geldim baby sular. Bence saçlarım gayet hoş oldu. Şimdi ben bunu kullanacağım. Pantene'in onarıcı bakım yağını. Böyle alıyoruz. Bayağı sıktım. Keşke bu boyanın sarısını falan da yapsalar. Ne açıcı kullanmanıza gerek var, ne başka bir şey. Cidden bu Pantene ıslak saçı uygulandığında o kadar güzel kokuyor ki. Ben böyle saç falan boyadığım zaman yağlanmasından korkmuyorum. Bunun sebebi ise şu. Zaten saç, benim saçım yağlanıyor. O yüzden bol bol sürün. Bu arada annemin tarağını buldum. Annem asla barışmıyor şeylerle. Bu fırça tipli taraklar var ya. Onlarla. Şu an pembeliğini görebiliyorsunuz değil mi?
Diplerime girmiş mi? Hafif girmiş. Thank you canım. Şimdi şundan süreceğiz. Siberian Wellness'ın Wellness. Bu renk veren nemlendiricisi. Cildinizin yorgunluğunu alıyor falan. Harika bir şey. Kokusu da böyle hafif nanem tırak, mint. Hem renk eşitliyor hem de bu yorgunluğu cildinizin üzüntüsünü alıyor, öyle söyleyeyim. Bakın rengi böyle krem. 5. Her tarafıma emilene kadar sürüyorum. Evet arkadaşlar, umarım severek izlediğin böyle minik bir vlog olmuştur. Seni seviyorum. Allah'a emanet ol. Aşağı yorum ve düşüncelerini bırakırsan ve bizi sevmeyen insanların keşfedine düşmeme yardımcı olursan çok sevinirim. Hoşça kal. Bay bay. Şimdiden Allah kabul etsin. Hayırlı Ramazanlar.